Arkadaşlar fizyonu bitirdim. Haşere Lord'unu aldım. Kastım ve kullanmaya başladım. Videolar hazırlıyorum ama bu videom bir rehber videosu değil. Bu videomda sizlere bomba dezavantajını anlatacağım. Tüm detaylarıyla nasıl kullanabilirsiniz. Nasıl, ee, hasarınızı arttırmak için ne yapmanız gerekiyor gibi. Çünkü piyasada çok kirli bilgi var. Bomba dezavantajı hakkında. O yüzden bu videomdan sonra artık herkes bomba dezavantajını nasıl hasar arttırdığını, nasıl kullanılması gerektiğini anlayacağını düşünüyorum. Bir tek bu yeni efsanevi kahraman için geçerli değil. Tüm bomba dezavantajları veren kahraman için birazdan anlatacağım şeyler önemli. Onlar için de geçerli olacak. Mesela başka bomba dezavantajı veren kahraman ne var piyasada? Oyun içerisinde çok fazla var da. Mesela bu var. Bomba dezavantajı veriyor. Neşeli bunun gibi buna benzer kahramanlar var bomba dezavantajı veren. Şimdi konumuza dönelim. Yine fizyon kahramanı üzerinden göstereyim ki hem de bir nevi bir tık da olsa rehber videosu olsun diye. Sonrasında bu kahramanla klambos videosu hazırlayacağız. Daha sonrasında e, sola nasıl kullanılır o videoyu hazırlayacağız. Ama bu videomda bomba dezavantajı ve böyle hafif rehber tarzı bir video olacak. Ama konumuzun asıl konusu bomba dezavantajı. Şimdi arkadaşlar bomba dezavantajı nedir? Bomba dezavantajı rakibe verildiğinde 2 turluk, 3 turluk, 3 turlu yok ama genelde 2 turluk soğuması olan bir dezavantaj. Bu 2 turluk soğumada zehir dezavantajı gibi değil. Yani 2 turluk zehir verdiğinizde her tur düşmesinde yani 1 tur düştüğünde zehir hasarı veriyor gibi değil. Bomba dezavantajı 2 turluk dezavantaj verdiğinde bomba dezavantajı. iki tur o bomba dezavantajının hasarını beklemeniz gerekiyor. Tabii ki aksi bir beceri kullanılmadığı sürece bunlardan bir tanesi bu kahramanda var. Çünkü burada bomba dezavantajlarının süresini azaltır diyor ki bu da direkt bir tur düşürerek sonra bir tur oynadığında rakibe bomba hasarı verebilir gibi. Bu birinci konumuzdu. Yani iki turluk soğuması var vesaire vesaire. Ve bunu şey gibi bomba dezavantajını vezirle veya ona benzer dezavantaj arttıran kahramanlar ile bunu arttıramazsınız süresini ki zaten süresini arttırsanız sizin zararını olur ki. O yüzden arkadaşlar şöyle örnek vermem gerekirse burada ustalıklarda da bunda değil pardon şunda da bomba dezavantajının burada bile süresini arttıramadığımızı göreceksiniz. Evet bu da ikinci konumuzdu. Üçüncü konumuz bomba dezavantajı ne üzerine hasar vurur? Arkadaşlar bomba dezavantajlarının tüm kahramanlar kullandığında saldırı üzerinde yani kahramanın atağı üzerinde hasarı olacaktır. Yani bu ne demek oluyor? Biz bu bomba dezavantajı veren kahramana olabildiğince olabildiğince atak kasar isek bomba dezavantajı ile vuracağımız hasarın e, demeci de artar. Yani kritik oranın kritik demecin buna benzer şeylerin bomba dezavantajı hasarında herhangi bir etkisi yoktur. Ama kahramanın vuruş becerisini arttırmak istiyorsunuzdur. Hani kritik oran kritik demeç kasarsanız kahraman vuruş becerisiyle birinci becerisinde bir düşmana saldırır dediğinde o saldırma vuruşunu arttırırsınız ama vermiş olduğu bomba hasarını kritik oran ve kritik demeçlerle arttırmasınız. Ve bunun için bu tarz bomba dezavantajı veren kahramanlara kesinlikle atak kuşanılması gerekiyor kritik oranı sıfır olsa dahi kritik demeci sıfır olsa dahi vuracağınız bomba dezavantajı ile zaten güzel bir hasar çıkartırsanız rakibi zaten teklemiş olursunuz yani kritik oran kritik demeç Kasim derken illaki eldiveni kritik oran veya kritik demeç takıyoruz ve bundan dolayı da atağımız düşüyor Bu da ne demek oluyor bomba hasarımızın hasarı azalıyor demek oluyor bunun için arkadaşlar Eldiveni bu tarz bomba dezavantajı veren tüm kahramanlar, bu e, haşereli de dahil olmak üzere haşereli ordu bu da dahil olmak üzere eldivenler yüzdeli atak, göğüslük yüzdeli atak ve ben işi abartarak e, botunu da yüzdeli atak kuşandım ve kesinlikle e, tılsımı atak kritik demeç değil. Arkadaşlar isabet sancağı ihtiyacı var. Eğer ki isabet ihtiyacı olmasaydı zaten buna da direkt atak kuşanırdım ama isabet zehiri vermesi gerekiyor. Ve zaten şu an baraj isabette isabeti fena değil. Ve elçede yüzükte atak oluyor. Altta yüzdeli hata vermesine dikkat edin. Ve bunun aynı zamanda bu bomba dezavantajı ile rakibi teklemek istiyorsanız bu kahramanın yanına bir atak arttırma avantajı veren bir müttefik koymanızı tavsiye ederim. Çünkü alacağı atak arttırma avantajı sayesinde vereceği bombanın hasarı da ciddi anlamda artıyor. Şimdi onu size göstereyim. Hatta ben şöyle, e, şunu da anlatayım çıkmadan buradan. Arkadaşlar, kahramanın ustalığını şu an Clan Boss'ta bir video hazırladım. Bunun videosunu yarın paylaşırım. O yüzden ustalığını bu şekilde açtım. Bu şekilde hasar için ideal bir ustalık. Zindanlarda vesaire kullanabilirsiniz, ama bu ustalık ile solo e, dönemezsiniz zindanlar. Çünkü birçok yayıncı paylaştığı solo nasıl dönülür, nasıl kuşanılır gibi. Onu da biz de ilerleyen zamanlarda daha iyisini paylaşmaya çalışacağız. Onun ustalığı farklı, kalıntıları farklı olacak vesaire vesaire. Bu biraz klan boz ve zindan. tur hasarları. Kıyamet Kulesi'nde kullanabileceğiniz bir ustalık olabilir. Ona benzer ustalıklar bu. Evet şimdi Burada açmış olduğum kritik oran değil de atağı zaten görmüşsünüzdür. 75 atak da olsa kritik oranın bir faydası yok demiştim bomba dezavantajına. 75 atağı alarak bu şekilde açtım. Bu şekilde arkadaşlar sizler de açabilirsiniz. Bu şekilde kullanacaksanız kahramanınızı. Ve şimdi şöyle ee, yani çok güzel oranlar değil bu arada daha iyi oranlar da yapılabilir aslında 6300 atağının yerine biraz daha böyle 7000'e zorlayabilirdik ama isabet sancağı taktım onun yerine bir atak daha taksaydım isabet alt istatistiklerden çıkmadı buraya en azından 7000'e yaklaştırabilirdik hızı biraz düşük kaldı ama olsun isabeti de bir tık barajda zindanların 25. bölümlerini kurtaracaktır şimdi size anlatmak istediğim bomba dezavantajının şeysini şurada hızlı bir şekilde göstereyim arkadaşlar şöyle yapalım Yanlış yere girdik. Bomba dezavantajını zindanlarda sizlere ejder hayvasının baş patronunu da göstermek istiyorum. Şöyle girelim. <laughs> Bu arada birazcık rahatsızım. Yani birkaç günde yeni video paylaşamadım arkadaşlar. Bu vizyonda böyle kendi başıma yaptım vesaire. Onun için kusura bakmayın. Şimdi ejder hayvasının ilk turunda denemeler yapalım. Hasar testimizi yapalım. Evet. Şu takımdan bir çıkalım. Evet. Tabii ki bu ata arttırmamızın, kahramanın atağını arttırmamızın birçok yolu var. Bunlardan bir tanesi atak arttırma avantajı dedim. İkincisi atak arttırma avrosu. Nerede atak arttırma avrosu? Burada. Zaten kendisinde var. Üçüncü atağımızı arttırmanın yöntemleri kalıntılar dışında, ustalık dışında. Büyük salondaki kırmızı renkli veya o bomba dezavantajı veren kahraman hangisiyse o kahramanın büyük salondan atağını yükselterek de bu şekilde bomba dezavantajının hasarını arttırabilirsiniz. Arkadaşlar dikkat edin, evet dikkat edin atak arttırma avantajı almadan giriyorum. Sadece kendi avrosu ve kalıntılarının istatistiğiyle bu var, istatistiğinde var atak. Evet ekranımız yine yerine alalım, hatta şöyle yapalım, otoda olsun fark etmiyor. Evet bakın arkadaşlar vuracağı hasarlara dikkat edin, rencimiz zayıf, şey isabetimiz birazcık zayıf kalmış ama olsun. Evet. Normalde böyle iki tane verdiğinde e, yarılıyor değil mi rakibi? 70, şey 67 bin falan gördük hasarı. Şimdi atak arttırma avantajı koyalım bunun yanına. Ne olabilir? Yargıç olabilir. Belki yargıcı elinde olmayan arkadaşlar vardır. Herhangi bir gorgorap olabilir. Atak arttırma avantajı veren e, veya daha şeyden e, arayıcı olabilir. Ona benzer. Biz sadece göstermelik amaçlı gireceğiz. <laughs> Bu bir rehber videosu değil. E, rehber videosu değil. Yani şu an sadece bu e, bomba dezavantajını gösterebilmek için bu kahramanı kuşandım. Ki bunu çok değiştireceğim. Zaten bugün bir klan boss için farklı kuşanmıştım. Onları söktüm. Şimdi bunu kuşandım. E, yani bunu çok değiştireceğiz. Bu kahramanı solo nasıl dönebiliriz? Tek başına bu turları geçecek. Onların videosunu yapacağız. Evet şimdi bakın arkadaşlar. Biraz önce bu kahraman yarı kalmıştı HP'si. Evet gördünüz mü? Atak arttırma ile vermiş olduğu bomba dezavantajının hasar fark edişini gördünüz mü arkadaşlar? Evet, kahramanımızın üzerinde atak arttırma var. Bomba dezavantajları 101, 102'lere çıktı. Biraz önceki hasarımız 61 falandı değil mi? Doğru gördük. Yine sizler de videoyu sardırıp bakabilirsiniz. Bu hasarı bir tık daha arttırmanın yolu takımımızın içerisine bir zayıflatma, defans azaltma tak koyarak arkadaşlar şöyle girelim tekrar bu hasarımızı daha da arttırabiliriz. Evet, şöyle çekelim. Evet, zayıf şey defans azaltma buna veremedik. Dikkat edin. Şu şu kahramana veremedik. Biraz benim isabetlerde kalıntılarla çok oynadım. Birçok kahramanın kalıntıları şu an üzerinde değil. söktüm, değiştirdim vesaire vesaire. <laughs> o yüzden e, haliyle isabetlerim yetmeyebiliyor. Evet gördünüz mü arkadaşlar? 127 bin hasar gördük. Biraz önceki yani ilk gördüğümüz hasar 61 binde. Sonrası 101'e çıktı. Zayıflatma ve defans azaltma olduğunda 127 bin hasar vuruyor. Yani bu kahramanın bu şekilde hasarını her bölümde arttırabiliriz. Peki, peki arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum sizlere. Biz bu takım ile bu kahraman ile hani Zinanların turlarını zehir patlatmalarıyla, kahinin Max HP hasarlarıyla seri geçebiliyorduk ya çünkü bu kahraman da tekliyor rakibi yani birazcık ufak dokunuşlarla tekletebiliyoruz. Acaba dedim ben bu kahraman ile bu turları tekleyerek geçebilir miyim ve şöyle ufak bir takım hazırlamaya çalıştım kendimce. Tabii ki bu takımı geliştirmedim daha yani çok önemsemeden direkt bir gireyim bakayım dedim. Bana göre başarılı bir takım oldu. Yani elinde kahin olmayan, zaviyası olmayan, zehir takımı olmayan, max HP hasarcı takımı olmayan birçok arkadaşımız var. Onlar için yararlı olacağını düşünüyorum bu takımın. Yani şöyle yapalım. Evet. Yani bu şekilde de zindanların özellikle 25. bölümleri, buz golem tepesi, ateş şövalyesi ve ejderha yuvasının Nasıl ki turlarını seri bitirdiğim birçok video var. Örnek veriyorum şu takım gibi. Kıyamet Kulesi'nde de kullanıyorum ki bunu da kullanabiliriz. Yeter ki bunu doğru bir takım kurmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle daha yüksek zindan avrosu veren ve aynı zamanda baş patrona geldiğimizde işimizde kolaylaştıracak bir kahraman var. Max HP hasarcısı öyle düşündüm ben. Ve kraliyet muhafızımız burada. Evet şimdi bomba dezavantajından ayrılıp biraz böyle takımaya gittik ama olsun. Olsun arada bu da kaynasın. Aslında sadece bomba dezavantajını anlatacaktım ama bunun için ayrı video hazırlamayalım. Bunu da içine katalım. İçinde görürsünüz arkadaşlar. Evet koyduk. Zayıflatma defansı azaltmamızı da koyalım. Neredeydi? Lady olabilir, Drak olabilir, Venus olabilir. Buna benzer zayıflatma defans azaltma. Zaten ki bu diğer takımlarda da kullanıyoruz zehir dışında. Evet kraliyetin önemi yok aracının önemi yok Prens bu turda kullanmasın Tamam Evet bu turda kullansın ve evet, bu turun önemi yok bunun önemi yok ve Lydia'nın bu turda kullansın bu turda kullansın şu turda da şu becerisini kullanmasın ki bizim bomba dezavantajına zehirlere yer kalsın arkadaşlar Çünkü burada ekstra bir saçma sapan dezavantajlar veriyor bize hiçbir faydası olmayan onu kapattım. Takımımız neredeydi? Buradaydı. Girelim bakalım. Geçecek mi? Fizyon kahramanı bu kahraman ismi neydi unuttum yine. Bununla birçok video hazırlayacağım arkadaşlar. Yani solo olarak çok başarılı bir kahraman olarak gördüm. Gerçekten de 2023'ün yılbaşının fizyonuna yakışacak bir kahramandı. Klan Boss'ta kullandım fena değil ama çok fazla dezavantaj veriyor. Onun videosunu yarın paylaşırım muhtemelen görürsünüz zaten. Ama hasar olarak güzel hasarlar çıkartıyor. Bir tek Klan Boss'ta değil birçok bölümde güzel hasarlar vuracaktır. Kıyamet kulelerinin turlarını geçemiyorsanız zor bölümleri. Özellikle bu şekilde bir kuşanma ile 128-127 milyon binlik hasarlar görerek orada biraz hız ihtiyacınız olacak. Botunu hız takacaksınız ama... Sonuç itibariyle iki turda olsa oraya da geçeceksiniz. Evet takımı şimdi kontrol edemedik konuşurken de ne oluyor ne bitiyor hiç fark etmedim arkadaşlar. Tekleyemedi mi? Neden tekleyemedi? Buraya bakalım. Evet. Atak arttırma var. Tamam. Şu bomba dezavantajlarını versin mi? Ne oldu orada? Bir uzun sürdü sanki biraz. Tamam. Şimdi hamle yaptığında hepsi gitmesi gerekiyor. Önemli değil bunun vuruşu. Takımımız hızlı arkadaşlar. Yani bu takımı bu hızlarda yaparsak e, yan az şeylerin kahramanların. Örnek veriyorum rakip hamle vurmadan bizim kahramanlar arayıcı filan 3-4 kez vuruyor. Bu da ne oluyor? Zaman kayboluyor. Bu takımda biraz daha yan kahramanların hızını çok yükseltmeden yani her turda bir kez sıra gelecek. Zaten bize e, şeyin kraliyetin arayıcının hiçbir faktörü yok. Rakibi zaten biz bu kahraman ile 128 bin hasarlar ile tekleyebiliriz. Şimdi baş patrona geldik. Takımımızın içerisinde bir canlandırmacı yok. Süre olarak buraya bir buçuk dakikaya geldik hemen hemen. Tabii ki kahramanların hızlarını düşürerek yaparsanız bu takımı. Yani ne olur 200 üstü hız olmaz. 190 en, en yüksek hızınız o şekilde e, yaparsanız e, daha seri bir dakikada falan gelebilirsiniz buraya. Arkadaşlar prens yerine yumek olabilir. Muhalif olabilir. Bunları kullanabilirsiniz. Tabii ki yeni fizyon kahramanımız umarım fizyonladığınız o olabilir. Zayıflatma, defans azaltma hangi kahraman var seninize koyabilirsiniz. Burada herhangi bir avantajın önemi yok. Kain de avantajlı olması için e, ee, genelde bildiğiniz gibi şey kullanıyoruz şu kahramanı Lady Eye. ama bunda her, herhangi bir avantajın bir artısı olmayacak. <laughs> yani bunun içinde farklı bir zayıflatmacı, defansız atmacı koyabilirsiniz. Atak arttırma ben şu an arayıcı koydum. Daha düşük hızlarda gorgrap olabilir, yargıç olabilir. Ona benzer herhangi bir atak arttırmacı koyabilirsiniz şeyde, kraliyeti de koymamdaki tek neden avrosu biraz daha yüksekti. %35'lik bir zindan avrosu var. Bizim kahramanımızın avrosu da %30'luktu. Aslında koymasak da olurdu ama ben şu turu da biraz hızlı geçelim diye. Max HP vuruşu gerçi zıt renk. Zayıf düşebilir bu bu turda. O şekilde arkadaşlar. Evet. Zaten şurada bu hamleden sonra ölse dahi takım zaten şu hasarlar yetecektir. Görmüş olduğunuz gibi çok yüksek bir dezavantaj veriyor. Yani bomba dezavantajlarına zehirden yer kalmıyor arkadaşlar. Bunu klambos videomda da göreceksiniz. Ee, o biraz abartılı olmuş. Çok aşırı derecede bir dezavantaj veriyor. Ki zaten tüm rakibin dezavantaj alma sayısı 10. Yani ondan sonra dezavantaj almıyor. Ve bu kahraman habire dezavantaj veriyor. üçer 4'er 4 tane. <laughs> ve ondan dolayı da. Sadece zehirler gidiyor olsun. Başarılı. Evet arkadaşlar bu videomda birazcık böyle zindanda yeni bir takım yapmaya çalıştık. Bence başarılı. Çünkü söylemiş olduğum gibi zaviyası kahin olmayan arkadaşlar bu bölümü 5-6 dakikada geçiyor. Bu yeni kahraman ile bu şekilde bir takım ile yine 3 dakika, 3,5 dakika, 4 dakikada geçebilir. Bence başarılı. Tabii ki bizim elimizde kahin falan var. Süremiz biraz daha düşük oluyor. Tabii ki zehir takımları var. Süremiz biraz daha düşük kalıyor ama bu takımda bu şekilde de ondan bir dakika yüksek şekilde geçebilir arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bomba dezavantajı hakkında unuttuğum bir şey var mı? Yok sanırım tüm bomba dezavantajının özelliğini anlattım sizlere. Ve yorumlarda da aklınıza takılan bir soru olur ise konuyla alakalı kesinlikle yazmaktan çekinmeyin. Cevaplamaya çalışıyorum zaten. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarınki Klan Boss takımında kullandım bunu. O videomda görüşmek dileğiyle. Sarıcakla kalın. Hoşçakalın.